Erken boşalma tedavisi eğer tek yönlü yapılırsa tekrar etme şansı yüksektir. Örneğin sadece bir ilaç vererek bunu tedavi etme yolunu seçersek ve bu başarılı olmadığı takdirde kişide özgüven kaybı ve tedaviye inançsızlık başladığı için daha sonra önerilen tedavileri kabul etmeme ve direnç gösterme durumunu görüyoruz. Bu nedenle hastayı biz tek başına değil eşle birlikte tedavi etmeyi tercih ediyoruz. İkincisi, önerdiğimiz davranış tedavisini yeterince düzgün uygulamayan erkek ya da çiftlerde yine tedaviye direnç söz konusu olmaktadır. Bu sonuç olarak söylemek istediğim, tek yönlü tedavinin başarısız olacağı, tedavinin gerektiğinde davranış tedavisiyle birleştirilmesi gerektiği ve bunun da eşle birlikte ya da partnerle birlikte yapılması gerektiğidir.